Ben Zekeriya Sabuncu, Derik Ermenilerinden. Yaklaşık 45 sene önce İstanbul'a göçtük. 37 yıl aradan sonra 10 sene önce buraya geri döndüm. Bu benim yaşam alanım burası. İşte sabunla uğraşıyorum, bahçeyle uğraşıyorum. Ben burada doğmuşum, burada liseyi bitirmişim. İstanbul'a gitmiştim. 37 yıl aradan sonra 10 sene önce buraya geri geldim. Ata mesleğimiz olan sabunla başladık. Uğraşıyorum. Ben güne başlarken önce iş yerime alışkanlık olduğu için istiftahımı atıyorum. İstiftah benden, bereket Allah'tan. Yani bereketli olduğuna, iyi geldiğine inandığım için bunu bir her sabah yapıyorum. Bu tablolarımı işte İstanbul'da ve Çorlu'da 3 tane sergi açtım. Size bunların bazılarını göstermek istiyorum. Şu gördüğümüz Meryem Ana'nın tablosu. Deri boyasından yapmıştım o zaman. Diğer İsa Mesih, Meryem Ana, melekler. Şu arkası çevrili olan da yer yok olmadığı için büyük tabloları da oraya dizdim. Evet, buradan da şimdi bahçeye gitmem lazım. Toplanması gereken birkaç zeytin ağacımız var. Onları da toplamak için gidiyorum. Bunlar da bizim Derik tavasının kemikleri. Derik tavasının önünü herkes duymuştur muhakkak. Bizim köpekler, kediler de istiyor, her gün istiyoruz diyorlar. Ben de onları kırmamak için getiriyorum. Bu da evde yaptığım kekin tabaktan kalan, artan kekleri de getiriyorum, karıncalar yesin. Ve geliyorlar, ertesi gün bakıyorum, geliyorum. Bir tanesi bile yok. Hepsini götürüyorlar. Bu da onların kısmeti. Sonra bunları da, mandalinaları da arılar buraya alışmışlar. Onlara mandalina getiriyorum. Yiyorlar. Bir de bunların suyunu tamamlayayım. Evet, suya geliyorlar. Gelmişken demesinler, derikler cimridir. Onlara su, mandalina veriyorum. Şimdi şu gördüğümüz bahçe 1914-15'ten sonra birisi el koymuştu bu bahçeye. Ben küçükken hatırlıyorum, 5-10 yaşlarındayken buraya mahsulü toplamaya gelirdi bizim aile. Bir bahçıvan da vardı. Yaklaşık belki 20 gün bu üzüm toplanıyordu, bitmiyordu. Ben 10 sene önce geldiğimde bir bahçıvan tuttuk. Üzümleri ekmeye başladık. Zeytinliğimiz de olsun dedim. Bulduğum bütün fidanları ekmeye çalışıyorum. Üzüm de öyle. İşte bunları bugün toplamaya başlıyorum. Yani 3 ağacım kaldı. Toplamıştım ben çoğunu. Bunları bugün işte toplamaya devam edeceğim. 400 yıl önce atalarımız Elazığ Palo'dan geliyorlar. Bu derikte bir külebe yer var. Külebe, bir sulu bir yer var, çeşme. Oraya yerleşiyorlar. Daha derik yoktu. Her taraf ağaçlıktı o zamanlar, yeşillikti. Oraya yerleşiyorlar. Sanatkar oldukları için oraya buraya gitmeye başladılar. Ekmeğini çıkarıyorlardı. İnsanlar oradan buradan gelmeye başladılar. Derik oluşuyor. 300 aile Hristiyan oluyor o zaman. Derken kiliseyi kuruyorlar. 7 tane kilise, 3 tane okul. Ondan sonra işte böyle işte ailemin ihtiyaçlarını buradan görüyorum. Doğal olduğu için en azından. Katkılı değil yani. Bu karşımızdaki eskiden hepsi bağlardı. Ağaçtan insanlar geçemiyordu. Eşeklerin, atların üstünde yürürken kafasını eğiyorlarmış o dönemde. Bugün de bahçedeki işlerim bitti. Sabun dükkanına kısmese gidiyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Merhaba ciran, merhaba ciranım. Bir sıra mesela sıra çalar. Ejderazi de ciran,
Ben Zekeriya Sabuncu, Derik Ermenilerinden. Ben burada doğdum. 65-66 yaşındayım şimdi. Yaklaşık 45 sene önce İstanbul'a göçtük. 37 yıl aradan sonra 10 sene önce buraya geri döndüm. O dönemde biliyorsun bir ferman çıktı. Önüne geçen bulayım, öldüreyim, cennete gideyim. O zihniyet vardı. Malına, mülküne, namusuna konayım. O amaçla zaten, tabii bu devlet politikasıdır, yapıldı. Baktılar ki ortada kimse yok, kalmadı. Artık bu sefer kurtarmaya çalıştılar. Kim kurtarırsa cennete gidecek bu sefer. Öldürürken cennete gidiyor, kurtarırken de cennete gidiyor. Önüne kim geçerse öldürüyorlardı. Çocukları dağdan atıyorlardı. Benim hele güvercinim uçuyor mu? Ölmediği zaman gene gidip alıp yukarıda gene atıyorlardı. Bebekleri, çocukları, kadınları, işte karnında hamileleri. Ne bütün işkenceler yapılmış o zaman. 914-15'ten sonra yaklaşık bir 40 kişi kadar kalıyor. Ve bunlar da zamanla çoğalıyorlar. Benim hatırladığım kadarıyla 55 sene önce burada 50 aile kadar vardı. Bizim Ermeni cemaatimiz hepsi sanatkardı. Demirci, marangoz, dişçi, terzi, nalbant, bütün meslekler, doğramacı hepsi bizimkilerin elindeydi. İşte bizim genimizde bu var. Biz Ermeniler gittiğimiz yeri geliştiririz, güzelleştiririz, çalışırız. Ya ben dahi gelmişim, sabahın ikisinde, üçünde kalkıyorum, uyanıyorum. Ev işleri, normal işler. Ondan sonra bahçeye gidiyorum, bahçede çalışıyorum. Buraya geliyorum, burada işte sabun zamanında sabun, zeytin zamanında zeytin işi, nar ekşi zamanında nar ekşi, kantaron yağı zamanında kantaron yağı yapıyorum. Buradan sonra pazar günü de kiliseye gidiyorum. Kilisenin temizliğini, bakımını, bazı şeylerini yapıyorum. Gelen insanları orada gezdiriyorum, bilgi veriyorum, tanıtımını yapıyorum. Güzel yani. Biz burada 3 kişi kalmışız Ermeni olarak. Daha önce dediğim gibi 7 kilise vardı. 3 tane okul vardı. 914-15'ten sonra hepsine el konuldu. Bizim şimdiki Surp Gevork, Aziz Gevork yani dediğimiz şu andaki ayakta duran tek kilisemiz kalmış. Onu gene babamla birisi arkadaşı gidiyor Kaymakam Bey'e diyor ki bizim cemaatimiz oluştu, bize kilisemizi verin diyor. O da diyor ki Mardin valisine gidin, milli emlak almış ya orayı. O da vaktiyle onu işte ahır yaptılar, hayvanlar beslediler, depo yaptılar, sinema yaptılar. Değişik farklı amaçlarda hep kullandılar. Yani hor kullanıldı. Biz de burada Derik'in bütün zeytinlerini topluyorduk. Bizim mahsaramız vardı. Orada yağını çıkartıyorduk. Bir de doğduğum evin altında da sabun imalatımız vardı. Orada sabun yapıyorduk. Allah rahmet eylesin bütün ölülere, babam da Agop Sabuncu yapıyordu. Ben de orada yardım ediyordum, damga vuruyordum. Babamın ismi de Agop, Agop Sabunları Derik diye geçiyordu. Ama bu bizim sabun geçmişimiz 175 yıldan fazladır. Büyük dedem İlyas Gopi o sabun yapıyordu. O 914-15'ten sonra ağalar onları kurtarıyor diye bir sefer onlara sabun yapmaya başlıyor. Onların yanında yani onlara çalışıyor. Gelen altını Hacı Necim Ağa alıyordu, gümüşü Hacı Ali Ağa alıyordu. O da bakır paraları kendisine alıyordu. Bizi, bütün çevre bizim sabunla bizi tanıyordu. Sabunu bütün çevreye biz gönderiyorduk o zamanlar. Hepsi %100 orijinal zeytinyağlı yaptığımız için nam yapmıştı. Şimdi şu gördüğümüz sabun
%100 zeytin yağlı. 175 yıl önce atalarımız nasıl yaptıysa 50 yıl aradan sonra ben gene aynısını aynı formülle aynı kalitede yapmaya başladım. Hiç üzümümüzü bozmadım. Bu sabun dediğimiz %100 zeytinyağlı olan sabun. Ben Allah ömür verdikçe bu mesleğimizi devam ettireceğim. Burada hem faydalı bir şeyi, doğal bir şeyi korumaya çalışıyorum. Hani bozulmasını istemiyorum. Çünkü insanlar para hırsından dolayı kaliteyi bozuyorlar. Ben bunu asla yapmayacağım ve ömrümün yettiği kadar devam edeceğim. Korumaya çalışacağım.